Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Müjgan Hair ve Makeup'tan işletme sahibi Sayın Müjgan Deligöz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Müjgan Deligöz kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. 1976 İstanbul doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi İstanbul'da tamamladım, Eyüp semtinde. Daha sonra 96'da mesleğe atıldım. Liseden sonra meslek cazip geldi. 2000 yılından beri kendi işletmemi işletmekteyim. Halen işte 22 yıldır falan bu mesleğin içindeyim aralıksız. Evet. Ve çok önemli bayanlar için çok önemli işler yapıyorsunuz. Evet. İşletmenizde. Tüm bunları konuşacağız. Almış olduğunuz dünya çapında geçerliliği olan birçok sertifikanız var, evet. Eğitimleriniz var, değil mi? Evet. Evet. Fieberhouse Akademi var. Dünya çapında geçerli olan bir akademidir. Ben Fieberhouse Akademi'nin hem Fieberhouse hem de Fee Lashes Lifting Artist diye unvanını aldım eğitimleriyle beraber. Evet. Ve aynı zamanda kalıcı makyaj uzmanı olarak da. Aynen. Devam ediyorsunuz. Ediyorum. Peki, microblading nedir diye başlayalım mı? Microblading, geleneksel kalıcı makyaj teknikleriyle kıyaslandığında yarı kalıcı olarak bilinen bir tekniktir. Kaşın doğal görüntüsünden uzaklaşmadan gerçek kıl şekline çok yakın minik çizgicikler şeklinde pigmentlerin epidermise işlenme sanatıdır. Evet. Microblading. Evet. Bildiğimiz klasik kalıcı makyaj tekniklerinde kullanılan iğnelerden çok daha ince iğneler ve çoklu iğneler ile yapılan bir işlemdir. Minimal invazif bir işlemdir. Gerçek uzman elinde yapılması çok önemli olan bir işlemdir ayrıca. Evet. Peki microblading'in kalıcılığının süresi nedir? Kalıcılık kişiden kişiye değişmektedir. Hem cilt yapısına göre hem de kullanıma göre. Mesela kuru cilt yapısında olan kişiler çok daha şanslıdır. İlk yapıldığından kontrol bile istemeyebiliyor. Mesela bir ay sonra bir kontrol süresi vardır. Buna bile gerek olmayabiliyor kuru ciltlerde. Hı hı. Fakat yağlı ciltler ilk 2 ayda bile direkt pigment deriden atılabiliyor. Yağ bunu sağlıyor, evet. Yani yağlı cilt. Evet. Peki deriye zarar verir mi? Microblading işlemi göründüğü kadar masum bir işlem değildir. Gerçekten profesyonel ve uzman bir elden çıkması gerekir. Deride dönüşü olmayan hasarlara sebep olabiliyor yani. O yüzden yani danışan bu işlemi başlamadan önce uzmanın yaptığı işlemleri görmesi gerekli. Önceki yaptığı işlemleri görmesi lazım. Hani ne yapmış? Öncesi ve sonrası işlemlerine bakıp öyle karar vermeli. Evet. İşleme. Evet. Bu çok önemli diyorsunuz. Evet. Peki microblading yapıldığında kaşlarım siyah ve çok kalın olur mu ki olmuştu? Evet. Bu çok büyük bir sıkıntı aslında. Şimdi biz kişinin saç ve kaş rengini baz alarak pigment seçimi yapıyoruz. Ve kendi kaş ve saç renginden bir ton koyu pigment tercih ediyoruz. Çünkü bir hafta sonrasında %20-%30 civarında boyada bir kayıp olacaktır. Bir hafta 10 gün sonrasında kaş tam istenilen saç ve kendi kıl rengine uygun hale gelecektir. O yüzden ilk yapıldıktan bir 10 gün sonra sabretmek gerekiyor. Evet. Biraz sabır. Ertesi gün mesela yaptık. Ertesi gün bayan gitti. Arıyor ve çok koyu oldu kaşlarım. Ne olacak falan. Sabır diyoruz. Bir 10 gün sabır edin. Bu normale dönecek. Yani. Evet, gerçekten de öyle. Sonrasında 2 haftayı bulmadan normale dönüyor. Peki microblading kimler için uygundur? Kaşı ile sorun olan herkes için uygundur. Belirli bir hastalıktan ötürü kaşları dökülmüş olanlar olabiliyor. Yanlış uygulamalar sonucu artık kaşları çıkmayan, işte tamamen artık şekli bozulmuş kişiler için uygundur. Belirli mimiklerden ötürü mesela kaşların simetrisi bozulmuş kişiler için çok uygundur. Çünkü biz microblading yaparken sadece kaşı belirginleştirmiyoruz. Kaşa tam bir altın oran ölçümü veriyoruz. Yani yüz simetrisine uygun
ölçüm yapıyoruz ve kaşın oranını ayarladıktan sonra mikrobilling işlemine giriyoruz. Kaşından memnun olmayan herkes için uygundur yani. Evet. Peki mikroblading uygulaması kaç seansta yapılır? Gerçek uzman elinden çıkarsa bir seans yeterlidir. Bir ay sonra bir kontrol istiyoruz. Eğer tutmayan bölgeler varsa sadece o bölgelere yani uygulama yapılmasını tavsiye ediyoruz. Komple tekrar uygulama yapıldığında pigment deri altında renk değişimi oluyor ve önceki kalıcı makyaj tekniklerinden hiçbir farkı kalmıyor. Hmm. O yüzden bir ay sonra bir kontrol istiyoruz ve sadece olmayan bölgeleri yani tekrar tazelemek istiyoruz. Kalan tutmuş olan yerlerin üstünden tekrar tekrar geçmiyoruz. Evet. Peki herhangi bir mevsimi var mı mikroblading uygulamak için? Her mevsim yapılabilir mikroblading. Biz danışanlarımızdan şunu istiyoruz. Mikroblading işleminden sonra bir kere o bölgeyi çok hijyen tutmaları gerekiyor. Bizim kendilerine vermiş olduğumuz losyonu anlattığımız süreçte kaşa uygulamaları gerekiyor o bölgeye. Kabuklanma hafiften olabiliyor. Mesela Fibrous tekniğiyle yapıldığında eski tekniklerden çok daha iyi, sağlıklı bir teknik Fibrous. Kanama bile pek olmuyor. Ama yine de ufak bir kabuklanma da olsa o bölgeyi kaşımayacağız, kabuklarını kaldırmayacağız. Hijyenini koruyacağız. 3 gün sudan uzak tutacağız kesinlikle. Bunu istiyoruz. Her mevsim yapılabilir. Evet. Peki mikroblading kimlere uygulanmaz? Mikroblading şeker hastalarına, kan sulandırıcı ilaç kullananlara ve hamilelere uygulanmaz. Hamilelikte uygulanmama sebebi özellikle hamilelikte hormonların değişiminden ötürü aşırı terleme, ciltte yağlanma, ödem gibi sorunlar oluşabildiği için mikroblading'i tavsiye etmiyoruz. Evet. Bir de yapmış olduğunuz uygulamalar içerisinde kirpik lifting'i var. Evet. Nedir? Öncelikle onu sormak istiyoruz. Kirpiklerin belirli bir süre boyunca daha uzun ve hacimli görülmesini sağlayan bir işlemdir. Kirpik lifting işleminde kirpik diplerine belirli vitaminler ve keratinler de yükleriz. Belirli sürelerde yapıldığında lifting kişinin kendi kirpiğinin bile zamanla uzamasına sebep olabilir. Ama düzgün, düzenli bir şekilde mesela 2 ayda, 3 ayda bir kere yapılırsa kendi kirpiği bile uzayabilir. Eskiden kirpik perması vardı. Hı hı. Kirpik permasında sadece kirpikten kıvrılması hedef alınırdı. Ama burada kirpik liftingde ayrıca bir kirpik bakımı yapılıyor. Kirpik keratin bakımı yapıyor. Kirpik diplerine keratin yükleniyor. O yüzden de kirpik permasından ayrılır bu şekilde. Evet. Peki yapım işlemi zor mudur? Danışan herhangi bir zorluk yaşar mı? Çok kolay. Makyaj yapmadan gelmiş olacak bize. Bizim tabii özel losyonumuz var gene. O losyonla güzel bir şekilde temizliyoruz. Sonra her göz yapısına uygun small, medium, large petler vardır. Göz yapısına hangi pet uygunsa o pedi koyarız. Sonra lifting yapışkanı vardır. Gene göze hiçbir şey zarar vermeyen ürünler kullanılır. Tamamen organik ürünlerle yapılır bu işlem. Petlere, kirpikleri sıralı bir şekilde yapıştırıyoruz. Sonra işte sırasıyla sabitleyici kaldırmayı sağlayan ürün uygulanır. 15 dakika sonra o ürün temizlenir. Keratin ve vitaminler uygulanır. Daha sonra bir de kirpikler hacimli ve canlı görünsün diye özel kirpik boyası vardır. Kirpik boyamızla sürdükten sonra güzelce temizliğini yaparız. Sonra da nemlendirici losyonu süreriz. 2-3 gün gene istediğimiz sudan uzak durmak. İlaç iyice otursun diye onu korumasını istiyoruz danışanımızın. Evet. Peki daha önce kirpik perma, şimdi kirpik lifting. Arasındaki fark nedir? İşte az önce onu ben söyledim, erken söylemiş oldum biraz. Dediğim gibi permada, kirpik permasında direkt kirpiği kıvırmak hedef alınıyor. Ama liftingde tamamen vitamin ağırlıklı kirpik, doğal kirpiklerin köklerine ciddi vitaminler ve keratin yüklemesi yapılır. Ve son dönemde bu lifting işlemi çok daha tercih edilen bir işlem olur. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz ben katılımınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. İyi çalışmalar diliyorum. İşlerinize kolaylıklar diliyorum. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Müjgan Hair ve Make-up'tan Sayın Müjgan Deligöz konuğumuz oldu. Hoşçakalın.